Merhaba arkadaşlar. Konumuzun communication konusunun devamıyla birlikteyiz. Evet, ilk olarak dersimizde will yapısıyla başlıyoruz arkadaşlar. Geçen dersimizde going to future yapısını görmüştük. Will de gelecek zamanda kullanılan bir yapı. Gelecek ile ilgili tahminlerde bulunduğumuzda kullanıyoruz. Gelecek ile ilgili henüz planlanmamış olayları anlatırken kullanıyoruz. Söz verirken, öneride bulunurken, ikramda bulunurken yine will kullanıyoruz. Konuşma anında verilen kararlarda yine bu durumlarda da will kullanıyoruz. Bazı örnek cümleler yazdım sizin için arkadaşlar. I think Fenerbahçe will win the match tonight. Sanırım Fenerbahçe, yani bence Fenerbahçe bu gece maçı kazanacak. Because I am the supporter of Fenerbahçe. One day we will go to Mars and live there. Bir gün Mars'a gideceğiz ve orada yaşayacağız. I promise I'll go to bed early. Söz veriyorum, erken yatacağım. The phone is ringing. Telefon çalıyor. Okay, I'll answer it. Tamam, cevaplayacağım, cevap vereceğim. Konuşma anında verilen karar, spot decision dediğimiz olay bu diyalogda kullanılmış arkadaşlar. Ve aşağıdaki ifadelerle birlikte yine biz will yapısını kullanıyoruz. I think he will pass his exam. Bence o sınavını geçecek. I don't think she will pass her exam. Tahmin etmiyorum ki o sınavını geçsin. Because she didn't study enough. Çünkü yeterince çalışmadı. I'm sure you will be a doctor. Eminim sen doktor olacaksın. I hope you will get better soon. Umarım iyileşirsin. Geçmiş olsun derken kullandığınız bir yapım. I'm afraid we won't arrive at school on time. Korkarım ki okula zamanında varamayacağız. I guess Fenerbahçe will be the champion this year again. Okay. Sanırım bence öyle. Fenerbahçe bu yıl şampiyon olacak. I believe they will get married. Onların evleneceğine inanıyorum. In my opinion, they will be happy in Antalya. Onlar Antalya'da, benim fikrime göre onlar Antalya'da mutlu olacaklar. Yine bu ünitede arkadaşlar, expressing sympathy, yani üzüntümüzü, sevgimizi paylaşırken kullandığımız bir yapı var. Onunla ilgili de cümleler yazdım. I'm sorry to hear that. Duyduğuma üzüldüm. I hope you get better soon. Umarım iyileşirsin. That's very bad. Çok kötü. I'm happy to hear that. Burada da mutlu bir anı paylaşıyorum. Duyduğuma mutlu oldum. Congratulations. Tebrikler. Yine bazı bu ünitede yine kullanılan kısaltmalar var. Onları da şöyle 3-4 tanesini yazdım sizin için. Some abbreviations. Hey, have a nice day. İyi günler. Lol, lots of love. Yani sevgilerle kucak dolusu. See you. Görüşürüz. Bye for now. Şimdilik hoşça kalın. Bu akşamki dersimiz de böylelikle bitti. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.